Gün gelecek, devam edecek, katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devam dönecek, katiller halka hesap verecek. Kar katliamı, Türkiye tarihinin en büyük katliamı, kapkara bir sayfa olarak tarihimize geçti. Katliamın ardından başlayan dava sürecinde birileri o karanlık sayfa hiç aydınlatılmasın diye elinden geleni yaptı. Ya şu suç işlenmiştir diyemedi. Dosyayı işi taklayarak kapatmak istedi. Barışa uzanan eller kırılsın. Barışa uzanan eller kırılsın. Barışa uzanan eller kırılsın. Buradan tekrar altını çiziyoruz. Bu dava bizler için bitmemiştir. Katliamın sadece maşası olanlara ve tetikçilere ceza verilmesi yeterli değildir. Bizler en başından beri katliamın arka planının aydınlatılmasını, katliamın gerçek sorumlularının yargılanmasını istiyoruz. Mahkeme tutanakları tarihe yazılan gerçeklerin üstünü örtemez. 9 yıldır milyonların gözünün önünde yaşanan gerçekleri unutmadık, unutturmayacağız. 10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren, hangi mevki ve makamda olursa olsun tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar adalet yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. 10 Ekim katliamının unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekten de 10 binler kardeş kardeş sloganlar atıyorlar, marşlar söylüyorlardı. Ta ki saat 10.04 dönene kadar, 10.04'te arka arkaya iki canlı bombanın kendisini patlatmasıyla birlikte o alanı kana buladılar. Barışı olan, demokrasi olan özlemimiz, umutlarımızı yerle bir ettiler. Gerçekten de o dönem karanlık bir dönemdi. Daha sonrasında patlama sonrası dönemin başbakanı bu patlamayla birlikte oylarının arttığını söyleyerek bu patlamanın kime yaradığını itiraf etmiştir. Diyarbakır'dan başlayan, Suruç'tan devam eden, Antep'ten devam eden ve dünyada gerçekten en büyük katliamlardan birisi olan 103 yoldaşımızı orada IŞİD barbarları tarafından katledildi. Tek dertleri barıştı. Barış hemen şimdi ve umutla, geleceğe umutla bakmaktı bütün dertleri. Onun için on binler alanları doldurmuştu. Ama bu ülkenin maalesef geleneğinde işte biliyorsunuz Sivas'ta, Madımak Oteli'nde, Roboski'de, Malatya'da, Elbistan'da, Çorum'da hangi zihniyet bu katliamları yaptıysa işte 10 Ekim Gar katliamında da aynı zihniyet. IŞİD barbarları bizi yok etmeye kalktılar. İnşallah biz de bir gün bu barışın Türkiye'ye yayılacağını ve katillerin hesap vereceği günleri dört gözle bekliyoruz. Ve ülkenin en büyük katliam olarak anılan bir katliamdır bu. Daha öncesinde Malatya katliamı, Çorum katliamı, Maraş katliamı, Sivas katliamı ve Gazi katliamı, yine Madımak katliamı ve Suruç katliamı olmak üzere Roboski katliamları yaşandı. Bütün bu katliamlardaki tek olgu aynı kaynaktan IŞİD merkezli, IŞİD'in yurt dışından, Irak'tan, İran'dan, Suriye'den çıkıp Türkiye'ye gelip ve Türkiye'deki barış elçilerinin içerisine iki tane bomba patlatmasıyla 104 canımızın yaşamını kaybetmesi sonucunda bugün burada onların 9. yılında anmasını gerçekleştiriyoruz. Gerici cihatçı faşist güçlerin karanlığını dağıtarak laikliğin, demokrasinin, barışın egemen olduğu bir ülkeyi kuracağız. Laiklik, demokrasi ve barış kazanacak diyoruz. Teşekkür ederim.